Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sunumlar eşliğinde Gazi Ray-Banlıyor Metro Hattı projesinin son durumu masaya yatırıldı. Gaziantep kent içinden geçen mevcut demir yolu hattının Banlıyor, Konvansiyonel ve Hızlı Tren İşletmeciliği'ne uygun hale getirilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Ray değerlendirme toplantısı dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını belirterek projenin 10 yıldır hayalini kurduğunu dile getirdi. 10 yıllık hayalimizdi, 10 yıllık hedefimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlarımızın çok emeği oldu. Şimdi Ulaştırma Bakanımız belediyecilikten geliyor. Genel Müdürüm tam bu işin uzmanı. Artık yüze yüze kuyruğuna geldik. Bütün denemeler hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ve inşallah bu yılın sonuna, bu yılın içerisinde günde 50 bin kişiyi taşıyacak altyapıyı tamamlamış oluyoruz. Biz günde 250 bin kişiyi sanayiye taşıyoruz. Taşırken servislerle, karayollarıyla taşıyoruz. Şimdi hem havayı kirletmeden hem oradaki yolcunun huzurlu, mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde iş yerinden evine, evinden iş yerine gitmesini sağlayacağız. Biz işçi memleketiyiz. İlk etapta Taşımacılık AŞ'den kiralanan trenlerin hizmete gireceğini, ardından bir yıl sonra da Gaziantep'lilerin rengine, görüntüsüne karar verdiği yerli ve milli trenlerin halkın hizmetine sunulacağına dikkati çeken Şahin şunları kaydetti. Gaziantep'ten Şanlıurfa hattı da buradan geçecek. İki hatta günlük küçük sanayi organize arasında 25 kilometre yolcu taşıyacak. Bu yeşil şehir için çok önemli. Havayı kirletmeden şehrin sera gaz salınımını azaltarak taşımacılığı yapmak çok önemli. Paris Anlaşması'nı imzalanmış bir hükümetin yaptığı en güzel çalışma olacak. Şu an Ulaştırma Bakanlığımızın en önemli projesi Gazi Ray projesi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Metin Akbaş da ekip arkadaşlarıyla birlikte 2 gün boyunca Gazi Ray projesinde gelinen son noktaya dair incelemelerde bulunduklarını dile getirdi. 2 gündür Gazi Ray projemizin geldiği son nokta itibariyle değerlendirmelerde bulunduk, incelemeler yaptık. Malumunuzdur Gazi Ray projesi Başpınar'dan başlayıp Taşlıca'ya kadar devam eden 16 istasyondan ibaret 25,5 kilometre, 2 hattı banlıyor, 2 hattı da hızlı tren olmak üzere 100 kilometrenin üzerinde bir demiryolu hattı mevcut. Biz heyecanla Gaziantep'lilere bu projeyi Gaziantep'lilerin emrine amade kılmak için heyecanla açılacağı günü bekliyoruz ve açılış için de tüm ekibim elinden gelen gayreti hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yılın sonunda buna bindireceğiz inşallah.